Şu anda sağlık sistemi maalesef ülkemizde tedavi etme üzerine kurulu. Ve Sağlık Bakanlığı da bunu şey yapıyor, tetikliyor. Ve dikkat ederseniz Sağlık Bakanı çıkıp yıllık sağlık hizmetinin değerlendirmesi raporlarından bahsederken yıllık muayene sayılarından bahsediyor. Evet. Yani bizim biz aslında muayene olmayan... Ameliyat sayıları, muayene tabii, sayıları. Tabii tabii. Bunlarla başarı ölçeği ayar düzenliyor. Bunlar bizim için olmaz şeyler, yani olmamalı. Çünkü diyorum ya biz, ben şimdi mesela... Bu sayının az olması başarıdır aslında, değil mi? Tedavi. Bizim için öyledir. Hı. Bizim için öyledir. Yani ben aşılamamı yaptıktan sonra bana bu dönem işte üst solunum yolu enfeksiyonu olarak daha önce 80 hasta geliyorsa, şu anda 40 kişi geliyorsa, bu benim için bir başarıdır. Bir şeyler öğrenilmiş demektir. Ama maalesef sistemi de bunun üzerine kurmuş durumdalar. Mesela aile hekimliğinde 5 yerden biz para alıyoruz. Ya küçük. Ve bunların hiçbiri bizim emekliliğimize yansımıyor mesela. Ana problemlerimizden biri bu. Hmm. O yüzden emekli olamıyoruz. Yani 10 lira alıyorsam bunun 4 lirasıyla emekli olduğum zaman yüz yüze kalıyorum. Ve bu verilen paraların şöyle bir sıkıntısı var. Sana yaptığın muayene üzerinden para veriyor. Biz kendimizi parçalıyoruz. Kendimizi paralıyoruz. Diyoruz ki bakın bizim görevimiz muayene değil, koruyucu sağlık hizmeti. Ama aile hekimine diyor ki sen günlük 75 hasta bakarsan sana ay sonunda bu kadar para vereceğim. Ortalama 75. Vallahi yine aklım karışıyor işte. Bir yandan diyorsunuz ki bu sayının az olması sağlık sisteminin kesinlikle, başarısızlığıdır. Kesinlikle. Ama bakan da diyor ki böyle böyle. Bunun sebebi işte bu memnuniyet kafası. Yani kişi içeriye girecek, elindeki parolü yazdıracak, çıkacak, mutlu olacak. Bakanlık ya da istediği ilacı yazdıracak ya da işte antibiyotik en çok kullanılan ülkelerden. Yani biriyiz. Bana bu antibiyotiği yazar mısın diye gelen vatandaşın antibiyotini yazacaksın. Çünkü muayene gireceksin. O mutlu olacak, antibiyotini kullanacak. Sen de hasta sayını artıracaksın. Dolayısıyla sana para verilecek. Günü kurtaracağız. Peki onun sağlığı ne olacak? O antibiyotik aldığı için o hasta, vücudundaki etkileri ne olacak? Gereksiz antibiyotik kullanıma bağlı o hastadaki etkiler ne olacak? Bakanlığın şeyi bu. Hayali bu. Hani böyle bir şey yapılıyor demiyorum. Hı hı. Bizim hekim arkadaşlarımıza o konuda çok güvenirim. Hani kişinin ben bu antibiyotiği yazdırmak istiyorum veya bunu yazdırmak istiyorum dediği zaman geldiğinde mutlaka kişinin sorgulandığını düşünüyorum. Ama bakanlığın hayali bu. Yoldan geçerken biri içeri girdiğinde sizden bir şey istediğinde siz güler yüz bir şekilde yapacaksınız. O mutlu olacak, gidecek. Bu sistem bu değil. Evet, ben bazen uğruyorum. Yani en son bir yıl önce uğramıştım evlilik işlemleri için. Aile hekimi diyor ki Ayşegül Hanım sizi hiç görmüyoruz. Yeah. Diyorum ki ne güzel, demek ki sağlıklıyım ve beni hiç görmüyorsunuz. Yani kesinlikle. Yani ilaç yazdırmaya gelip kanser tarama kitleriyle çıkan hastalardır kıymetli olan. Evet, evet, evet. Yani o ilaç yazdırma diye gelir. O ilacı yazdıramaz çünkü ihtiyacın olmadığını öğrenir. Başka şeyler öğrenir. Ondan sonra da kanser kitiyle o aile sağlığı merkezinin kapısından çıkar. İşte en güzel görüntü budur. Evet, bir de aile hekimlerinin ya farklı bir şeyi de var. Siz hem aileye hakimsiniz, hem olaylara hakimsiniz, hem sorunlara hakimsiniz. Her şey bizde. Tedavilere hakimsiniz. Siz bayağı psikolojik danışman, hekim. Hepsi. Hepsini aynı anda yürütüyorsunuz. Ya konuya hakim olmak, konuya müdahale noktasında kaygı taşımamak, tedirgin olmak güzel bir şey. Bu bizim hani birinci basamaya özgü bir şey. Çünkü hastaneye gittiğinizde bir gördüğünüz hekimi bir daha göremiyorsunuz. Ve hastanelerin çok yığılı olması, çok dolu olması aslında biraz bizi de bunaltıyor. Çünkü gönderdiğiniz, sevk ettiğiniz hasta hastaneye gidemiyor. Bir daha geliyor. Ya diyorsun bak bu sebepten dolayı seni sevk ettim. Hani ikinci basamağın çözülmüş olması, ikinci basamaktaki bu randevu sisteminin ikinci basamakta hallolmuş olması. Tabii. Şimdi kişi ben sevk ettikten sonra rahat bir şekilde ikinci basamağa gidebilmeli. Ben GGK pozitif dediysem, gaytada gizli kan pozitif dediysem, kolonoskopi yaptırman gerekiyor dediysem onu hızlı bir şekilde yapabiliyor olması önemli. Aslında ikinci ve üçüncü basamaktaki tıkanıklık da bizi etkiliyor. Gidemeyince tekrar bu tarafa dönüyor. Gidemeyince tekrar bu tarafa dönüyor. O da sıkıntı. Hani kendi alıp başına gitsin, şikayeti üzerinden bir şey yapsın, ziyaret yapsın demiyoruz. Ama bir şekilde onlar da bizi etkiliyor. Orada da yine parası olanın sorunu yok bu arada. Parası olan özel evet, hastaneye gidiyor, ödemelerini yapıyor, işlemlerini yaptırıyor. Yine vay güven meselesi var ama. Yani ikinci basamağa dair aslında en büyük problemlerden biri de güven meselesi. Yani şimdi sizi görüyor, sizi tanıyor, sizinle iletişim kuruyor. Bir dahaki sefer tekrar size gelmek istiyor. Size randevu bulamıyor ve gidemiyor. Hı. Şimdi ekonomik anlamda dediğiniz noktada da olay eğer size güveniyorsa evet, ama güvenmiyorsa
O kamudaki o doktorun peşine gidiyor. Yani o doktoru görmek istiyor, o doktora güveniyor. Şimdi sağlık hizmeti maalesef belli bir standartta değil. Bir tarafa gidiyorsunuz, başka bir şey söylüyor, bir tarafa başka bir şey söylüyor. Bilgi eşitliğimiz yok. Kişiyi ne kadar gördüğümüz, ne kadar değerlendirdiğimiz farklı. Yani biraz bu ülkede standartların değişmesi, eğitimin biraz elden geçmesi gerekiyor. Ama ne olursa olsun özverili sağlık çalışanlarının karşısında gerek çalışma şartları, gerekse çalışma saatleri gerçekten çok büyük problem. Oraya kesinlikle müdahale edilmesi gerekiyor. Yani siz 43 saat eğer A sınıfı bir aile sağlığı merkezindeyseniz haftada 43 saat çalışıyorsunuz, esnekleriniz var. Bunun karşılığında sadece aile sağlığı merkezinin enjeksiyonunu, pansumanını, kan alımını yapacak hemşire çalıştırıyorsunuz. Hı hı. Bunun için yapıyorsunuz aslında. Artı 3 saati çalışıyorsunuz. Pat biri izne ayrılıyor bir arkadaşınız. Doğal hakkı. Onun yerine siz de bakıyorsunuz. Ve böyle oluyor. 43 saat 46 saate çıkıyor. Siz o hafta 46 saat çalışıyorsunuz. Bazen hekimler de işte izin kullandıklarında i̇şte izin, hastalar. Tabii diğer... hastalar da gelip gidiyor. O yükünüz de ikiye katlanıyor. Yerinize kimseyi vermediniz. Yıllık izin kullandınız. Yerinize kimse yok. Bir tek birimli aile sağlığı merkezinde bu problemdir. Orada ne oluyor? Direkt sizin ücretinizi kesiyor. Çünkü görevlendirme veriyor ilçe sağlıktan veya vermiyor. Hiç önemli değil. Oraya işte bir hafta kimse gitmiyor. Hastalara diyor ki işte doktorunuz yok. Siz yasal haklarınız dolayısıyla kesintiye mi maruz kalıyorsunuz? Tabii tabii. O 5 gün hem yıllık izin kullanıyorsunuz. Her gün yeni bir şey daha öğreniyorum. Hem de aile hekimliğiyle ilgili. Paranız kesiliyor. Şimdi geçen ay benim başıma geldi. Bu önümüzdeki ay muhtemelen davasını açacağım. Yani yıllık izin ücretlidir. Eğer benim paramı keseceksen bari yıllık iznimi düşme. Bari orada evet. Kalsın. Yani farklı şeyler, uygulamalar, oturmamış şeyler. Avrupa'da, İngiltere'de, Almanya'da, İsviçre'de, birçok ülkede aslında aile hekimi dediğim birinci basamak sistemi var. Ama bu oradaki uygulama tamamıyla kamusal, tamamıyla kamu hizmetine yönelik. Yani bazı yerlerin özelleşmiş olması, hizmetin özelleşmesi anlamına gelmiyor. 2000 nüfusa bir hekim veriyorlar. Burada 4000 kişiye bir hekim veriyorsunuz. Hı hı. Şeyin standardı budur. Yani 1000 kişiye bir hemşire, 2000 kişiye bir doktordur. Dünya Sağlık Örgütü'ndeki standart da budur. Ama bu ülkede her şey karambole, yığılma şeklinde. Baktığınız zaman oradaki aşıyla alakalı sorumluluk, topuk kanıyla alakalı sorumluluk aynı zamanda aileye de ait. Aileye bu konuda bilgilendirme yapıyorsunuz. 2000 tane hastanız varsa çok güzel bilgilendirme yaparsınız. Ama 4000 kişiye ne kadar neyi anlatabilirsiniz? Aile planlaması malzemesi bakıyorsun.